merkezlerinde yollar, yayaların ve bisikletlilerin de bugün. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bazı ana caddeler bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Otomobilsiz bir günün keyfi çıkarıldı. Kameralara da renkli görüntüler yansıdı elbette. Araç trafiğine kapatılmış caddeler, yürüyenler, rengarenk bisikletlere binenler, Türkiye'nin onlarca kent merkezinde otomobilsiz günün keyfini çıkardılar. Avrupa Hareketlilik Günü'nde aynı anda binlerce insan birlikte yürüyelim sloganıyla yollara düştü. Çevreci olan iki tekerin kullanması tüm insanlar için çok faydalı bir şey. Hem sağlıksal açıdan hem de toplumumuzun çevrecilik bakımından. AVM'ler yerine şöyle temiz havalı, daha rahat gezebileceğimiz, yavaşlatılmış şehirler olsa elbette daha güzel olur. Başkentte resmi ve alternatif etkinliklerin buluştuğu adres Bahçeli Evler'di. Caddeler bisikletlerin ve yayaların olduğu, onları Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve sanatçı Haluk Levent yalnız bırakmadı. Yürüyerek düşünmek, yürüyerek sohbet etmek mümkün. Çok güzel bir etkinliği tüm dostlarla beraber gerçekleştiriyoruz. Hareketliliği artırma açıkçası hem zihinsel sağlığımız için hem bedensel sağlık açısından önemli. Katılım için yaş sınırı yoktu. Onlar keyif almak ve hareketliliğe dikkat çekmek için pedal çevirdiler. İnsanlarla böyle yürümek, bisiklet sürmek bana mutluluk verdi. Yani çok güzel bir duyguydu bence, süperdi. Herkesin binmesini tavsiye ediyoruz. Herkesi özendirmek istiyoruz. Obeziteyi engellemek için, sağlık harcamalarını azaltmak için. İstanbul'un birçok noktasında da aynı manzara yaşandı. Beykoz'da sahil yolu öğleye kadar bisiklet ve yayaların oldu. Komşumuzun evi var çok uzakta diyelim. Buradan bisiklete biniyorum, oraya bisikletle gidebiliyorum. Veya markete bir şey almaya gideceğim, bisikletle gidiyorum. Beraber yürüyelim etkinliği herkes için Spor Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlendi.